Türkçe için Latin alfabesini önerdi ve böyle bir şemayı bizim o yıllarda teşkil edilen encümeni danişe getirdi. Zannetmeyin ki kendisini zındık diye kovaladılar. Ali Paşa, Fuat Paşa, Mustafa Reşit Paşa, hatta medreseden gelen Cevdet Paşa gibi, o tarihte daha o kadar yüksek rütbede değildi ama o grubun içindeydi. Bunu ilginç bir proje olarak gördüler. Katiyen Mirza Fethali Ahunzade'yi tahkir etmediler, açıktan reddetmediler. Hatta bir mecidiye nişanı kendisine lütfedildi ve geri döndü. Şimdi bakınız, ortam çok değişiktir. Çok sarih olmayan bazı kayıtlara nazaran II. Abdülhamid'in bile Latin harflerini Türkçe için makul gördüğü görülüyor. Tabii bunu gerçekleştirmenin bir kaos yaratacağını, bir çatışma yaratacağını gördüğü için geri kalmıştır. Aslında Türkçe Latin harfleriyle yazılmadı mı? Yazıldı. Bu tip yabancı dil lügatları vardır. Mesela Jakob Naci Harşabani diye bir Macar'ın Türkçe, kolokyal Türkçe dediği, konuşulan Türkçe üzerine yazdığı bir Türkçe öğretme kılavuzu vardır. Latince ve Türkçe ve Macarca olması lazım. Oradaki Türkçenin yazılışı. Hiç şüphesiz ki 19. asırda Türkçeyi Latin harfleriyle en azından lügatlarda ve gramer kitaplarında kullanıyorlardı. Bu çok olgun bir imla değildi. Fransız